ulaşmış. Amacına ulaşmış. Peki Selam, birlikte magazin yapmaya hazır mısın? Haydi. Ya aslında bir şey söyleyeyim mi? Aslında hazır değilim. Diyerekten. Hayır, ben hazırım da. Acaba arkadaşlar, dostlar hazır mı? Güzel şimdi. Şey dedim zaten çıkmadan önce, bakın dedim çok uykuluyum. Yapabileceğim hiçbir pottan mesul değilim. Hayır, gayet iyisin. Enerjin de çok güzel. Yok, herkes hazır. Onlar neler gördü, her şey hazırlar. Hayatım, bu hiçbir şey. Şimdi biraz çetrefilli bir konuyla başlıyoruz. Selen'i de aldık aramıza. Tabii ki bugün konuk yorumcumuzsun aynı zamanda. Tamam. Uğur Akkuş, Ebru Şallı'nın eşi Uğur Akkuş dün yaka paça gözaltına alındı. Çok uzun süredir konuşulan, hakkında çıkan ticari sıkıntılar dün artık vücut buldu. Buyursunlar. Olay, olay, olay! Yurt dışı tatilinden dönen ünlü manken Ebru Şallı ve eşi Uğur Akkuş'u havalimanında polisler karşıladı. Hakkında dolandırıcılık iddiaları bulunan iş insanı gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akkuş faturayı basın mensuplarına kesti. Uğur Akkuş tutuklandı mı? Manken iddialara çektiği videoyla cevap verdi. Ebru Şallı gözaltına alındı mı? Hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Ebru Şallı ve Uğur Akkuş'un evliliklerinde sular durulmuyor. Olayların biri bitiyor, bir diğeri başlıyor. Ben yetişemiyorum artık bunlara. Uğur Bey, ayrıldığını sorsaydık. Hani bunda yalanladınız ama geçtiğimiz günler doğum günüydü. Çok ayrıyız, görüyorsun. Evet. Olaylar zinciri Uğur Akkuş'un yaklaşık 2 yıl önce kuvvetli iş insanlarını 30 milyon dolar dolandırdığı iddiasıyla başladı. Hakkında dolandırıcılık davası açılan Akkuş'un denetimli serbestlik koşuluyla serbest bırakıldığı iddia edildi. Bu zamandan beri de yoktunuz İstanbul'da, ne bu? Amerika'daydı. Ama yoruldun. Ya yok öyle şeyler. Covid-19 sebebiyle çıktınız, konuşuluyor. Uğur Akkuş ardından eşi Ebru Şallı'yı sokak ortasında darp ettiği iddiasıyla gündeme geldi. Kadına şiddete çok karşıyım. Çocuk, hayvan, kadın, böyle bir şey asla kabul edebileceğim bir şey diye söz konusu değil. Ebru Şallı darp iddialarını önce reddetti. Sosyal medyada paylaşımım için baskı uygulanıyormuş. Böyle bir şey yok. Şiddet de söz konusu değil. Ben olanları bu şekilde size aktardım. Hani bu kadar da beklemişsiniz. Esasında hiç konuşmak çok istemiyordum. Ardından tanıkların konuşmasıyla üstü kapalı bir şekilde kabul etmek zorunda kaldı. Mekan değil, etraftaki herkes de olaydan bahsediyordu. Yani bir kişiden bir bunu farklı farklı insanlardan da duyabilirsiniz yani. Hani birini yönlendirdiğiniz zaman anlatıyorlar zaten. Yani böyle oldu, şöyle oldu. Hatta ben eksik bile yazdım. Daha da detayları var. Ünlü çift yaşadıkları zor günlerin ardından evliliklerine ikinci şansı verdi. Barışma hediyesi mi acaba? Teşekkürler. Barışma diye bir şey yok. Biz çok mutluyuz. Öyle şeyler de yok. Açıkladık da zaten. Bu sefer Uğur Akkuş'un olaylı bir şekilde ayrıldığı, eski eşi Gonca Derin çocuklarının kaçırıldığını söyledi. Elimizden böyle kucağıyla böyle buraya beni zorla soktu. Ben de altıma indim. Bebeğim. Eski eşin iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Çocuklarımı ben iyi niyetle ne zaman isterse görüştürdüm. Zaten çocukların babalarını görmesini istedim her zaman. Ama artık bu adam bir yere kapatılmalı. Yoksa ya Ebru'yu öldürecek, ya çocuklarımı ya da beni. Ben sabaha kadar bu çocukları bulacağım. Kimseye ezdirmem çocuklarımı. Uğur Akkuş eski eşinin iddialarını reddetti. Çocuklar bir gün sonra annelerine kavuştu. Kendine de zarar verme, cezaevine girme. Lütfen rica ediyorum, benim kızımı daha fazla korkutma. Benim kızımı bana ver. Başka bir şey istemiyorum. Tam duruldu derken ortaya atılan ihanet iddiaları suları yeniden bulandırdı. Akkuş'un eşi Ebru Şallı'yı sunucu Gül Gölge ile aldattığı iddiaları kulislerde konuşuldu. Deli kızlar, deli. Hatta Ebru Hanım da su ismini sosyal medyadan sunucu sadece Şallı olarak kullandı. Neden öyle, bunun bir açıklamasını var. Yüzük de çıkartmamıştı parmaktan. Ne haber, nasılsın? Ya sen nasılsın? Tamam, iyi akşamlar, yorulmayın. Çok kısa konuştun. Haklarında çıkan onlarca haberi aldırmayan ikili geçtiğimiz hafta Akkuş'un iş seyahatini fırsat bilerek yurt dışına tatile çıktılar. Dün akşam Paris-İstanbul seferiyle yurda dönen çift havalimanında hayatlarının şokunu yaşadılar. Uğur Akkuş gözaltına alındı. Hakkındaki dolandırıcılık şikayeti üzerine gözaltına alınan Uğur Akkuş ifade
ifadesi alınmak üzere İstanbul Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Yan Kesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği'ne götürüldü. Kendisinin de gözaltına alındığı yönündeki iddiaların ardından sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Ebru Şallı, gözaltına alınmadığını ilan etti. Hemen evden size bir video çekmek istedim. Çünkü bir saat evvel gibi böyle Ebru gözaltına alındı gibi bir haber çıkmış. Böyle bir şey söz konusu değil. Hemen bunu evden video çekerek hem ispatlamak hem de doğrusunu söylemek istedim. Basından arkadaşlarımız da yanlış haber yapmasınlar. Eşimin işiyle ilgili bir ifade vermesi gerekti. Onun dışında benlik bir durum zaten söz konusu değil. Bilginize sunarım. Sevgiler. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen Akkuş, emniyet çıkışı gördüğü muamele yüzünden oldukça tepkiliydi. Koluna giren polis memuruna gülerek bir şeyler söylediği görüldü. Faturayı basın mensuplarına kesti. Hakkındaki iddiaları reddeden ve kesin bir dille yalanlayan Akkuş, yapılan haberlerin kendisini zor durumda bıraktığını ileri sürdü. Savcılıkta ifadesi alınan Akkuş, adliye çıkışında çektiği videoyla hakkındaki iddialara cevap verdi. Akşamlar, bugün hakkımda çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yapma ihtiyacım duydum. Bildiğiniz gibi ben yaklaşık 25 yıldır aktif ticaretin içerisindeyim. Daha önce kendi şirketlerimden bir tanesi ticaret yapmış olduğu başka bir şirkette ticari ihtilafa girmiş. Biz kendileri hakkında şikayetçi olmuştuk. Onlar da bizim hakkımızda şikayetçi olmuşlardı. Ben şirketin patronu ve sahibi olduğum için savcılık benim ifademin alınmasına karar vermiş. Ancak ben yurt dışı seyahatindeydim. Yurt dışına da iş için gitmiştim. Orada olduğum için de polis nezaretinde getirilme kararı vermiş ve biz de polis nezaretinde adliyeye geldik. Az önce ifademi verdim, serbest bırakıldım. Şov yapıyoruz burada. Herkes şov yapıyor. Yeter artık ya, böyle basın olamaz. Evet, Uğur Akkuş'u çok uzun süredir bu kadar tepkili görmemiştik. Çok haklı tabii ki, kollarında polis nezareti ve elinde kelepçeyle yapabileceği en makul açıklama yapıyor. Makul İddialar haber değildir diyor. Yani bunun herhalde o psikolojiyle söylemesi normal. Ne diyecek? Bence hiç konuşmadan arabaya binip gitseydi daha iyiydi. Bir açıklama, o kadar basınla da iç içe olmak istemiyorsa da açıklamayı avukatına yaptırsaydı. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ay, yine konuşacağım ama yani mesela... Benim hayatımda olan, tanıştığım, çok ortak arkadaşımın olduğu insanlar. Ebru Şallı'dan ben çok güzel bir enerji alıyorum. Çok çalışkan buluyorum. Çok da seviyorum Ebru'yu, Ebru Şallı'yı. Bir ahbaplığım yok kendisiyle. Senin ama yok ben, ama eski eşinin var. Hamdi Alkan'la Ebru Şallı'nın var bir ahbaplığı. Ona rağmen seviyorum diyorsun. Çok seviyorum tabii canım. Yani çok da beğeniyorum bir kere. Çok çalışkan buluyorum. Zor şeyler yaşadı. O zor şeyleri tabii ki atlatırken yanındaki insanın duruşu, ona dokunuşu çok önemliydi. Ben o süreçte biraz gözlemlediğim kadarıyla, çok fazla bu detaya yorum yapmayacağım ama ben nedense eşinden çok güzel bir enerji almıyorum Ebru Hanım'ın. Nasıl kötü enerji? Sevmiyorum ben o adamı. Yani sence adam Ebru'yu seviyor mu? O da önemli. Ya onu bilemem. Ama yani bana geçen enerji... şey böyle yani Ebru'nun yanında kendini ismini duyurmaya çalışan, kendini göstermeye lütfen çalışan. Lütfen doğru konuş. Onun Ebru'dan daha çok takipçisi var. Satın alındığı zaman herkes herkese takipçi olabiliyor yani. Bir de bana bütün fotoğrafları profesyonel çekildi lütfen. Bir de hemen evlendi, bilmem ne dergisinde kapak oldu falan. Ya ben bunları bilmiyorum, çok itici buluyorum. İş adamıysan git işini yap. Ne işin var? Basında senin yani. Ondan sonra basın mikrofon uzattığı zaman basına bu hakareti yapamazsın. Çok haklısın. Öyle bir imaj çiziyor ki sosyal medyasını inceleyip bakın. Zaten sayemde bir 2000-3000 daha takipçi gitti ona. O kadar. ama şey... Sayfa böyle çok dışarıya yönelik, çok friendly, çok basın. Yani böyle takım elbiseyi giyip fotoğrafçıyı şirkete çağırıp fotoğraf çektirmek. Çok itici. Ne arabanın ya? Önünde çektirmek. Ya şimdi ben tabii ki bunları çok hep tartıştık biliyoruz da ben aslında başka bir şeye değinmek istiyorum. Şimdi bunları izlediğim zaman öncelikle ben Ebru'nun içinde bulunduğu bu durum çok zor bir durum. Zor durum. Allah hiçbir kadına yaşatmasın. Amin. Allah çünkü korusun. Hepimiz kadınız, hepimiz Allah korusun iyilerle karşılaştık. Ve ister istemez kocamızdan da sorumluyuz, sorumluyuz işte. Sorumluyuz. Tabii. Tabii. Bu çok kötü. Bir tarafta işiniz. Diğer tarafta dengede tutmaya eşiniz, çalıştığınız bir evliliğiniz, kariyerin,
kendi adın, diğer tarafta hakkında çıkan iddialar. Yani bunların karşısında durmak da yürek ister yani. Ve çok ciddi sabır ister. Mental bir sağlık ister. Mental sağlığı da gitti kadının. Ay, gitti. Ya nasıl yani? Nasıl, ne kadar zor şeyler yaşadı. Şimdi hatırlayalım. Nasıl olsun? Çok uzun süre önce, uzun süreden beri hatta Uğur Akkuş'un kuvvetli iş adamlarıyla bir sıkıntılar yaşadığını, onları dolandırdığını, hakkında 500 bin dolar... 500 bin dolar mı? Milyon mu? Milyon mu ne bilmiyorum. 500 bin olamaz. 500 milyon TL olabilir ama. 500 bin TL falan. Rakamı bilmiyorum. Bir dolandırıcılık haberlerine böyle ismi karıştı. Hep yalanladılar, yalanladılar ama şöyle bir şey olmuş. Paris dönüşü zorla getirilme kararıyla ifadesine başvurulmuş. Bu şöyle de olabiliyor. Yani gitmiyoruz, bazen ifadelere gitmiyoruz, zorla getirilme kararı çıkıyor. Ama bu konunun niçin gittiğini önemli. Mesela bana bir hakaret davası açılmış ya da bana bir susturma kararı. Gidip imza atmadığım zaman gidip atmak zorundayım. Polis nezaretinde zorundayım. Ama gidip gözaltı, ifade ver, dolandırdım mı dolandırdım mı? Bu senin hangi konuyla gittiğin çok önemli. Hayatım oradaki o kadar polis korumasıyla gözaltına alınma şekli sadece bir imza olayı değil. Bayağı yaka paça gitmiş yaka ya. Yaka paça gidilen bir olay da çok ciddi bir şey var belli ki. Yani kimse kimseye kolay kolay böyle bir uygulamada çünkü yapılmaz. Çünkü bazen öyle bir şey oluyor ki işte tebrikat eline ulaşmıyor, bir imza atman gerekiyor. Tabii. Yani hepimizin bazen zamanında... Oo, benim eve gelmeyen tebrikat yani oradaki başına evrim... gelen şeyler. Tabii. Bu gayet mesela atıyorum havalimanından tam giriş yapacaksın. Tutuluyorsun ya orada. Ya da çıkış. Ya da çıkış evet, yapacaksın. Evet. Orada tutuluyorsun. Çünkü atılmamış bir imza şeye giriyor. Veya verilmemiş bir ifaden varsa. O kadar yani nezaketli ve o kadar böyle her şey usturubuyla oluyor ki bu kadar böyle polis kontrolünde arabaya tıkıl falan durum olmuyor. Burada belli ki başka bir şey var. Başka bir şey var. Kendisi açıklamasını yine yaptı. Kendi kızdığı basına yaptı. Ama bizi ilgilendiren kısmı Ebru Şallı'ydı. Çünkü magazini ilgilendiren kısmı Ebru Şallı. Ebru Şallı ben evimdeyim ve mutfağımdan gördüğünüz gibi bunu ispatlamak durumundayım. Evet. Bana bir şey olmadı dedi. Ama eşim, bu kocasının masum birisi olduğu anlamına da gelmiyor. Evet ama haberler Ebru Şallı'nın da gözaltına alındığı yönündeydi ya. Onu yalanladı. Bir yerde de iyi oldu aslında. Çünkü evladı var. Tabii tedirgin olabilir. Evladı var, tedirgin olabilir falan. Bu güzel aynısı bir açıklamaydı. Var. Ebru'yu da Allah kurtarsın. Ben öyle söyleyeyim. Yani Neslihan, Kibariye, Ebru Şallı. Başka üçünü de Allah kurtarsın. İnşallah böyle Ebru Şallı'nın yanında böyle ona... Yakışacak başka birisiyle. Ben istemiyorum ya. Vallahi istemiyorum yani. İnşallah ayrılırlar. Tövbe tövbe. Vallahi inşallah ayrılırlar ve Ebru Şallı böyle çok daha yanına kalbine uygun, temiz yürekli bir insanla ben beraber de, olur. Ben de diyorum ki umarım Ebru eski o enerjisine, eski o coşkusuna kavuşur ve işine sarılır. Ebru'nun enerjisi bitti. Enerjisi bitik ya görüyorum. Ve çok enteresan başka bir şey daha söyleyeceğim size. Öncelikle bana çok uzun zamandır yazan, böyle bayağı bir insanlar vardı DM'ime gelen. Ben bunu çok fazla kale almamıştım. Almıştım da söylemek istemedim. Şimdi söylüyorum. İnanılmaz derecede Uğur Akkuş'un borç taktığı insanlar var. Mesela kuaföre gidiyor. Saçını yapıyor. Diyor ki ben sana vereceğim. Şu an nakitim yok diyor. Ne yani kadar o kadar komik paralar ki 1000 lira, 2000 lira. Ha, yani bu insan anladın mı? Yani şimdi bu daha... ürkütücü ve düşündürücü bir olay. 1000-1500 liraya da yani. 1000-1500 liraya kadar düşmüş bu olaylar. Evet, Gonca Derin eski eşi de bununla ilgili çok bunu ima edecek şeyler söylüyor zaman zaman. Gonca bakalım bu konuda nasıl bir zaten yol izleyecek. Zaten bakın bir kadın bir serzenişi varsa yalan konuşmaz. Yani o ilk eşe bunu yaptı da ikinci eşe bunu yapmayacak diye bir şey yok. Tabii. İlk eş bu kadar mağdur edildi de ikinci eş edilmeyecek diye bir şey yok. O çok önemli bir referanstır. Evet. O ilk eşin serzenişleri var ya çok tabii, büyük bir çok referanstır. Öyle mi diyorsun? Tabii. Çok önemli bir savcımızın önemli bir detay hakkında bilgisi var. Söyleyeyim ismimi de verme demiş. Söylemeyeyim. Verilmemiş ifade için zaten süre veriliyor. Taahhüt alınıyor ve kişi yakalanınca ifadeyi veriyor. Ama bu direkt gözaltına alındı. Bunda direkt başka bir şey var diyor. Şey bu detayı yani, da söyleyelim. Şey savcımıza da teşekkür suç edelim. Suç duyurusunda bulunulmuş olunabilir. Olunabilir. Peki yani. Şimdi Mehmet Aslantoğ'a geçiyoruz.